rivayeti ifadelerini kullanırken peygambere gelen vahiy bilgilerle onlara gelen ilhamları farklı kanalda ilgiler kurar. Yani bize de geliyor, bir ses gelmiyor, işte o sese vahiy diyor buna. Ama peygamberlerde bu farklı bir boyutta ele alınır. Şeytan da vahiy eder. Şeytan da vahiy eder. Hocam Meryem'in işte tapınakta meyve lafına göre Allah katında diyor ya orada. Orada şunu anlatıyor. Yani Karun ne diyordu? Bunu ben aklım sayesinde kazandım diyordu. Ama Meryem, o iki ölmüş kadından biri olan Meryem diyor ki, birisi fasulye yeme, birisi yoğurt getirse, kim getirdi ya Meryem onu, bana Rabbim verdi bunu diyor. Doğrusu o değil, evet. Onu anlatıyor işte. Yoksa gökten mucizeyle soğan sarımsak inmiyor. Gökten sarımsak indirdik, soğan indirdik, fındık indirdik, mercimek indirdik derken gökten indirmiyor anlamına. Öyle anlatıyor. Yoktan var ettik anlamında. Evet. Yani onu inin Mısır'a sizin için sarımsak, acur. Demek ki oradaki gökten indirme yerden bitirmeye de gökten indirdik diyor. Yok. Yani şeyin bitirmesi yani sarımsağın, soğanın yerden bitirmesine gökten indirdik diyor. Git hocam bu Elif, Lam, Mim, Ha, ya. Yok umudu mukatta değil bunlar. Bunlar Kur'an bu harflerden meydana gelir diye ilk açıklama yaparak başlıyor, giriyor onlara. Bir meydan okuma var aslında. Meydan okuma var yani. Simgeli yani. Yani siz bu harfleri kullanarak şeyi çözebiliyorsunuz ama Kur'an'ı aslında asla yapamıyorsunuz. Yani halbuki ikimizin de kullandığı argümanlar, şeyler aynı. Alfabeler, kodlar aynı. O kodlardan siz ancak bir insanların oluşturabileceği bir şiire kadar oluşturabilirsin. Yani en üst seviyede hangi nesil şiir. Ama ben, Allah diyor ki ben bu kelime şeyleri, harfleri kullanarak diyor, bir benzerine ulaşamayacağınız bir bilgiyi size sunuyorum diyor. Bir şey var yani. Baş kaldırış var yani. Yani o kelime anlamı yok sadece harf. Tabii ki canım, ne anlamı olacak da? O harflerle size anlamlı cümleler kuruyorum, anlamlı. Yani bu harflerle nasıl bir, iki rakamları, şu rakamların meydana gelmesini sağlıyorsak, o harfler de onu anlatıyor. Yani bu, mesela damlalardan ya, bu seller, miller oluşuyor. Denizler damlalardan meydana geliyor. Küçücük yangın, küçücük bir çakmaktan oluşan bir alevden meydana geliyor. Kur'an geniş bir anlatım yelpazesiyle bunları anlatıyor. Ama düşünen insanlar için tabii. Ormanlar, tabii kalem olsa, denizler mürekkep olsa. Bak bir melek kelimesinin ne anlama geldiğini yüzlerce kitap yazsan bitiremez. Bitiremez çünkü bir kelime, bir ayet anlayabilmek için 6236 ayeti çok şey yapmak lazım. Böyle bir permütasyon, kombinasyon yani. Anlayabilmek için. Onun için çok zengin bir anlatım. Bir de bak mesela. Oluşturamamın sebebi bu yani. Genellesi. Her bir ayetin bir ilesi mutlaka birbirle ilişkisi var. Yok mu? Var ya. Aynen. Hiçbir ayet. Hiçbir ayetin aynısı değil ama hiçbir ayet, hiçbir ayetin de, ayette de bağımsız düşünülemez. Hep müthiş bağımsız. Bir örgü var yani. O kadar muazzam. Müthiş ya. Bak mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğin zaman tüm Kur'an'ın ayetlerinin hepsiyle ilgili şey bulursun. Genellemesini bilir, bile bulur. Sayamayacağınız canlılar diyor. Şimdi genellemesi bile sayılamayacak olan canlılar bir kitap haline getirirse yüzlerce kitaba sığdırılır mı? Onların ayrı ayrı kodlarını, onların ayrı ayrı yaratılış biçimlerini, onların ayrı ayrı özelliklerini say bakayım. Bak dünyada hiçbir varlık, hiçbir varlığın aynısı değil diyor Kur'an. Benim anladığım. Hiçbir kar tanesi de, hiçbir kar tanesinin de aynısı değil. Parmak izi. Hiçbir dolu, hiçbir dolunun da aynısı değil. Hiçbir insanın parmak ucu, 7-8 milyar insanın parmak ucuyla hiç aynısı değildir. Ölmüşler. Kur'an'da da hiçbir kelime, hiçbir kelimenin aynısı değil. Ama bunların hepsi birbiriyle bağımlı halde. Birbirinden bağımsız da değil. Kur'an bir mükemmel bir yaratılışla her şeyi yaratmanı söylüyor. Hiçbir insanda diğerlerine sunuyor.
Efendim? Hiçbir insanda diğer bir değil. Tabii canım, her insan bir evlat. Tabii. Hiçbir insan aynısı değil. Her insan. O alemlerin de ikizler denilen insanların da hiçbir ikisi hiçbir ikisinin aynısı değil. Değil. İnsan beyninde 100 trilyon hücre var. Bu 100 trilyon hücrenin aralarında sinaps dediğimiz ilişkiler var. O da 100'ün 10 üzeri katları kadar. Yani bir insan beyni yapmak isteseniz güneş büyüklüğünde bir şey lazım. Yok. Bir cisim yani. Güneş büyüklüğünde yani. Düş bırak dünyayı güneş büyüklüğünde. Bir beynin içerisindeki şey. Değil mi? Yok. Müthiş bir şey. Esasında yani orada sizin anlamlandırdığınız kadar yani. Bilginiz kadar. Güneş yani. Yani. Bir de bilemediğimiz yönler. Yok. Anlamlandırırsa galaksiler haline getirdiği hal yani. Tabii yani. Yani. Sadece mekanizma sarf kursam yani. Yani. Şu anki anlamlandırma karşılığı yani. Evet. O da olmuyor. Onun daha büyüğü de var. Şu andaki ulaşılan nokta. %95'i bilinmeyen bir yer. %5'lik kısmı bu. Bak mesela Kur'an'da şöyle dedi. Bazılarını açıkladığımız, bazılarından da vazgeçtiğimizdir. Şimdi bazılarını açıkladığımız, o güne kadar insan teknolojisinin üretmiş olduğu verilerle açıklanan şey. Peki o verilerin olmadığı bölümler nasıl açıklanacak? Onu çağ açıklayacak işte. Evrenin genişlemesi gibi hocam. Aynı. O dönemde belki açıklanamıyordu. Bak mesela kıyamet yaklaştı, ayda yarıldı. Ayın yarılma olayını Kur'an ayın keşfedilmesi anlamında kullanılmış. 1969 yılında biz onu incelerdik. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Mark Collins gibi astronotlar aya çıktılar. O zaman din adamları cumalarda hutbe veriyordu. Ay nurdandır, kesinlikle aya çıkamazlar derdi. Babam öyle anlatırdı. İşte biz de onu izledik. Aya çıktıklarında, ayak bastıklarında. İşte ay hakkında o insanların bilgi almasını işte o Kamer Suresi'nin kıyamet yaklaştı, insanlar bunu keşfedecek ve ayda yarıldı ifadesini bunu anlatıyor. Bilgi sahibi oldular. Kesinlikle yani. Kıyamet sahnesi olacak hocam. Efendim? Kıyametin sahnesi olacak. Kıyamet yaklaştı da hani güneş kırıldı, ay parçalandı. Onu da anlatıyor olabilir mi? Tabii yok. Orada şunu anlatıyor. Bak mesela diyor ki denizler tutuşturulduğunda, şimdi dağ demek ki deniz tutuşturmamış, dağlar hallaç pamuğu gibi atıldığında, demek ki hallaç pamuğu gibi, burada Kur'an şunu anlatıyor, insanların yaptığını Allah ben yaptım diyor. Çünkü insanları yaratan, ona o malzemeleri veren, o yeteneği veren Allah ise, insanların bunu ben yapma hakkım yok demesi gerekiyor. İşte orada, dağlar hallaç pamuğu gibi atıldı derken, dağlardaki bütün madenler çıkarılıp insanlar kendi ötesinde kullandılar, kullanacaklar anlamında. Denizler tutuşturulduğunda, benim anladığım kadarıyla da, suyun enerji haline dönüştürür, artık insanlar suyla arabalarını... Hidrojen mesela. Mesela Süleyman'a, rüzgarı Süleyman'a emrine verdikti. Nedir bu rüzgarın Süleyman'ın emrine vermesi? Rüzgarı Süleyman'ın gemilerde, yelkenli gemilerde, değirmenlerde kullanması mıdır? Olay bu. Bunu görmesi yani. Onu anlayamıyor. Yakalaması bunu. Hocam çoğu bilim adamı aya çıkıldığını kabul etmiyor. Etmez. Bu bir gerçek. Niye kabul etmez? Amerika'da, Rusya'nın bir boyu başka bir darak. Yok. Şimdi niye çıkmıyorlar? Ya başka yerlere çıkacağız diye uğraşıyorlar, görmüyor musun? Daha çıksın da çıkmıyor ki. Ya şu anda bütün gezegenlerde dolaşıyorlar. Ayda bir hayatın olmadığını anladılar. Bir kere yerin üzerinde duruyorlar şimdi. Ya bir sürü uydu var yukarı. Taşınmak istiyorlar. Yukarı sürü uydu çöpüyor. Yani 380 bin kilometre uzaktan şey. Aslında tabii ki şu... Nasıl gidecek mi? Bir... Şu anda o zaman Akstor'u götürecek mi? Bir gövde gösterisi yapıyorlar. Aslında çıktılar yani, ne çıkılmasın? Fotoğraflar, bir şeyler de gösterdiler.
Hocam bu cümleye izin alabilir miyiz? Tabii ki tabii. Çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Memnun olduk. Allah razı olsun. İnşallah. Hadi. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kitabımı almayı unutma. Ha. Ben şeye koyacağım. Adına kardeşe koyacağım. Uğraştı hocam. Karşı karşıya. 20 civarında kitap getirdim. Tamam. Yani bir okun. Tabii hocam okun. Şey yapın bakalım. Yani şeyde kesinlikle yani bu iletişimde. Daha da Facebook'ta falan şeyiniz var. Var var. Tamam orada yani, buluruz. Yani eğer bir sorular olsa, yanlışım olsa. İstanbul'da yani iletişimimiz evet. Devam eder hocam. Devam eder inşallah. Kafamıza takılan bir şey olsa sorarsın. Ben hayırlı akşamlar. O gün yaşamlar. Eleştireceğim bir şey varsa da onu da iletti dedi. Yalnız. Facebook'ta Dağistan'la çok uğraşıyorsunuz. Benim? Dağistan'la diye bir adam var, onunla çok uğraşıyor. Yok, ben bilgisi öyle takıldı da. Tabii o klasiklerden de işte, saygılı da. Bazıları da bana hakaret edene küfredip çıkıyor. Ben etmem, gitmem dediğim halde, uyardığım halde. Ya hocam bunlar öyle güzel değil de anlamadım. Bunlar kendilerini kötü dil kullanacaksın ya, adam oluyor. Yine özelde mesaj yapmış biliyor musun o Dağistan? Evet. Bu ihtiyarı bırak. Öyle demiş. Bu ihtiyar seni saptır diyor dedi. İhtiyar. Alican diye biri var aslında. Güzel söylemiş. İhtiyar diye şey yapan o aslında. Alican dedim eğer sen geçsen sen de bir gün benim gibi olacaksın. Eğer İhti kelimesi seçen anlamına geliyor. İhtiyar yarını seçen anlamına geliyor ve ihtiyar hani yaşlandıkça seçimini güzel yapan anlamına geliyor Türkçe'de aslında. Yaşlı dediğin zaman aslında yani yaş işte büyümüş ama hiçbir şey yapmamış anlamında. Aslında kullandığımız kavramları iyi hakim olmuş. En sonunda adama şunu anladım zaten. Leküm dinikim öyledim. Nereye sana bir şey atabilirim de sen de bir şey alabilirsin. Senin dinin sana benim dinim bana dükkanı. Ya bazen işte insanların ne dediğini, ne anlattığını, ne dinlediğini şöyle bir bakıp dolaşıyoruz. Ben aslında sürekli yazma taraftarıyım da. Bazen de böyle birilerine diyor ya sen yazıyorsun ama biz sorular soruyoruz, bu sorulara cevap vermiyorsun deyip rahatsız oluyorlar. Ben de bazen böyle ilgilenip cevap veriyorum. Siz de yorgunuz yok 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 bizim yorgunumuz değil. Hocam biz göle girdik, balık tuttuk, av yaptık. Gerçekten de. Göl yok da ne diyorlar yapalım. Göl yok da göl yok. Nasıl kaldırmıştın? Öyle mi? Vallahi havaya şişe attık, yıkutup şişe attık. Allah Allah. Hocam niye göle götürmedin? Allah yok zaten saatinden fazla geldik ya. Biz baktık uzun olacak o tarafa da gölgüle bir geçtik abi. Efendim? Komple müsaade var o zaman efendim. Evet. Devam edelim.